Türk lirası dolara karşı değer kaybetti. Leva sabit kaldı. Değer kazandı. Kur farkı arttı. Turist akını başladı. Pazarlar hareketlendi. Edirne'deki kalabalığın sebebi bu. Kısacası Türk lirası değer kaybedince Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Bulgaristan'dan geliyorum. Her hafta buradayız. Bulgaristan'ın para birimi leva 2 lira 80 kuruş oldu. Kur farkı nedeniyle Bulgarlar sınır komşusu Edirne'nin yolunu tutuyor. Bura onlara daha cazip geliyor zannedersem yani fiyat olarak. Ya kur farkı da var biliyorsunuz. Onlar pazara geldiği zaman daha bir hareketli oluyor. Bulgar turistler her hafta otobüslerle kente geliyor. Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Satıyoruz, onlar da alıyorlar, götürüp satıyorlar. Burada çoğu pazarcılık yapıyor zaten. Toptan alıyoruz biz 50 tane, 100 tane, 10 tane, 20 tane. Biz de böyle tezgah kuruyoruz, satıyoruz, memnunuz yani. Bulgarlar da memnunuz, geliyorlar yani. Anlaşabiliyor musun? Anlaşabiliyoruz, dilini öğrenmişiz hepsini. Biliyor musun? Ya bilmem mi canım, sor sen bana. Mehmet ile en çok ne kullanıyorsunuz? En son Petnaiki 15 lira, Desit 10 lira. Gulema Battal, Malko Ufak, işte böyle satıyoruz yani. Ürünler kaliteli, onlara göre ucuz. Bulgarların parası çok değerlendi. Biz de eksport ürünler getiriyoruz. İhtiyacının yanı sıra toptan aldığı ürünleri ülkesine götürüp satanlar da var. Bir levaya burada 2,5-3 liralık alışveriş yapabiliyorlar. Hatta alıp satıyorlar da. Fark çok büyük. Bize çok çok uygun geliyor şu an. Çoğu da buradan alıp satıyor evet. Bulgarlar temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapmaya başlayınca Edirne esnafının yüzü güldü. Kentin en büyük AVM'leri de turistlerin uğrak noktalarından. Tekstil dahil, efendim inşaat malzemesi dahil birçok malzemeyi ilimizden temin ediyorlar. Bu da tabii şehrimizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Ticaretin kent ekonomisine katkısı yüz binlerce avroyu buluyor. Ortalama harcanan para 50 ile 100 euro civarında. Kişi başı. Evet.